Benim canım öğrencilerim, hepinize yeniden merhaba. Evet, yeni bir çalışmayla yine beraberiz. Güzel, keyifli bir etkinlik olacak. Ne yapacağız? Resim içinde resim etkinliği. Acaba nasıl bir şey? Hadi başlayalım. Şimdi ben önümde şöyle bir kağıt aldım. Sizler A4 kağıt da kullanabilirsiniz. Resim defteri de kullanabilirsiniz. Kağıdımı dikey kullanacağım. Yatay değil, dikey. Şimdi bu kağıdı kullanırken ben tabii sizlere daha iyi görünmeniz açısından marker kalem kullanacağım. Ama sizler önce ne yapıyorsunuz? Kurşun kalem, sonra boyama. Şimdi dikey tuttuğum kağıdımın alt kısmından, şöyle alt kısmından şu kadar, şuradan gösterebilirim mesela. Şuradan bir çizgi çekiyorum. Hatta bunu buraya kadar devam ettirelim. Şöyle alt kısmından şu kadar bir boşluk olsa yeterli. Şurada daha büyük bir alanımız var alttan. Bu çizgimi çektikten sonra ne yapıyorum? Bunu şu şekilde çapraz aşağıya aldım. Tekrar bunu kapatıyorum. Tam bu kısma bir dikdörtgen çizeceğim. Hop. Ve kapattım. Şu şekilde. Bu ne olacak? Bu masa ve sandalye. Şöyle arkası dönük bir sandalye olsun bu. Bu da masamız olsun. Şöyle. Evet, neden bu kadar kısa görünüyor? Çünkü aslında masa bakış açısına göre bize çok yakın. O yüzden yarım sandalye, yarım masa diyebiliriz. Yani devamı yok. Şimdi buraya kadar ben masamın üzerine buraya tabii kalemlikler çizebilirim. Kitap, defter ya da farklı süslemeler ekleyebilirim. Hatta şuraya bir kitap yapalım mı? Şöyle. Sizler istediğinizi yapabilirsiniz. Evet. Ön kısımda bir masa oluşturdum. Şimdi benim en önemli kısmım şu. Tamamen burası. Buraya ne yapacağız? Burası bizim duvarımız. Yani masanın hemen arka kısmında duvar var. Duvara küçüklü büyüklü çerçeveler yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Kare ve dikdörtgenleri kullanarak. Yani mesela hemen şuraya bir dikdörtgen çiziyorum. Eşit olmayacaklar. Küçüklü büyüklü. Hemen yanına bir küçük. Şuraya ondan daha büyük. Bir dikey bir çerçeve yapabilirim. Sizler istediğiniz gibi yerleştirme yapabilirsiniz. Hepimizin evinde duvarda çerçevelerimiz var, değil mi? Evet, şöyle. Masanın karşısındaki duvarı tamamen çerçevelerle dolduruyorum. Evet. Küçüklü, büyüklü, eşit olmasına gerek yok. Hatta eşit olmasınlar. Bu şekilde küçüklü, büyüklü yerleştirmenizi istiyorum. Daha sonra buna önce çerçeve görüntüsü vereceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yaklaştırmak istiyorum. Mesela şu üst kısmından örnek göstereyim. Şu içinden, şöyle içe doğru bir çizgi çekiyorum. Bunu dört köşesini de yapıyorum. Burayı da çektim. Burayı da. Daha sonra bu çizgileri şöyle tutarak kapatıyorum. Buradan da aynı şekilde devam ediyorum. Evet, ilkini oluşturdum. Şimdi bunu hepsi için yapacağım. Devam edelim.
Evet. Çerçevelerimi oluşturdum. Önde bir masamız var. Sandalyemiz var. Sadece dikdörtgenden oluşturduğumuz yarım bir masa görüntüsü var ve sandalye. Hemen arkasında, karşısında hatta neler var? Duvarda çerçeveler. Küçüklü, büyüklü. İstediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Daha sonra işin en güzel kısmı, bunların içine minik minik canınız ne istiyorsa böyle küçük küçük resimler çizmenizi istiyorum. Bu bir aile resmi olabilir, sevdiğiniz bir karakterin resmi olabilir. Canınız ne istiyorsa istediğiniz şekilde resimler yapabilirsiniz. Devam edelim. Evet, ben küçük çerçevelerimin içine küçük küçük çizimler yaptım. Sizler ne istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hadi şimdi renklendirme zamanı. Benim çalışmam bitti. Evet. Benim güzel öğrencilerim, sizlerden de birbirinden güzel, keyifli çalışmalarınızı bekliyorum. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.